kadınların siyasetle ilgilenmesi gerektiği gibi bir baskı var toplumda. Aslında biz biraz bu fikre karşıyız. Çünkü bütün hukukçular bu kadar siyasetle ilgilenirse, ilgilenmek zorunda olduğu toplum tarafından dayatılırsa biz yargıyı nasıl siyasetten bağımsızlaştıracağız? Evet, bu çok güzel bir soru ve aynı zamanda bir ikilem değil mi? Evet, çok büyük bir ikilem. Şimdi yargının bağımsızlığı çok önemli bir konu. Yani demokrasilerde güçler ayrımı dediğimiz, yürütmenin, yasamanın ve yargının ayrı ayrı çalışıyor olması. Ve yargının hem yürütmeden bağımsız hem de yasamadan bağımsız çalışabilmesi çok önemli. Tabii ki yasama kanun koyucu olarak yargının çalışacağı çerçeveyi çiziyor. Ama yasama organındaki insanlar etkilerini yargı üzerinde kullanıp da yargıya göndermeye, şekil vermeye başlıyor, iş bozuluyor. Onun için bağımsızlık burada son derece önemli. Fakat bağımsız yargının tarafsız bir şekilde çalışması da çok önemli. Yargının tarafsız çalışabilmesiyle alakalı ciddi reformlar gerekiyor. Yargının bağımsızlığı çalışmayı parlamenter sistem çerçevesinde yaptık, bitirdik, açıkladık. Bilmiyorum onu bu dokümanlar için inceleyebiliriz mi? Ama yargının bu sefer kendi içinde tarafsız çalışmasıyla ilgili de yargı reformu eylem planımız da yakında çıkıyor. Şimdi siyasetle adalet, siyasetle yargı arasındaki ilişkiyi şöyle. Yargı reformu yapmak parayı siyaset mecliste yeni anayasa yazılacak. Siyaset yasalar arasında siyaset yargının bağımsız bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Dolayısıyla şu anda siyaset içerisinde bizlerle beraber çalışan hukukçu arkadaşlarımız tam da bunu yapmak için çalışıyoruz. Yani bunu bir partici zihniyette değil, bir ideolojik bakışta değil. Türkiye'de yargının bağımsız ve tarafsız çalışması için şu anda bizimle beraber çalışıyorlar. Çünkü bu ancak siyaset ilgili olacak. Yani meşru yolu bu işin siyaset. Şu anda bizim parti bünyemizde 5000 avukat arkadaşımız var, Deva Partili, bizimle beraber çalışan. Türkiye'de özgürlükler olsun, Türkiye'de hak, hukuk yerini bulsun, Türkiye'de demokrasinin standartları yükselsin diye bu gayreti beraberce veriyoruz. Ülkede sorunlar ne kadar büyürse o kadar siyaset yoluyla yani meşru yolla çözme iradesi de o kadar güçlü oluyor. Tabii ki savcı ve hakimlik mesleğine girmiş arkadaşlarımızın siyasetle ilgisi olamaz yani, bu ayrı bir şey. Savcı veya hakim olduğunuz anda siyasetle ilişkinizi bıçakla keser gibi kesmelisiniz. Başka türlü tarafsız olamazsınız. Bağımsız da olamazsınız yani. Onun için bu meslek tercihinde ileride hani hukuk olarak başlıyorsunuz ama yani eğer siyasete ilginiz varsa avukatlık tarafında olursanız siyaset daha kolay. Ama ben savcı, hakim olmak istiyorum diyorsanız o zaman zaten belki meseleyi düzeltene kadar siyaset ama savcı ve hakim olduktan sonra tamamen gür, bağımsız savcı hakim olmanız lazım.